Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ila Allah. İnne Allaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْا۪يمَانِ Muhterem kardeşlerim, bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'a hamd ve sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevleri Haftası ve Ramazan ayı gibi vesilelerle İslam'ın temel kavramlarından birini milletimizin gündemine taşımakta ve belirlenen bu konularda milletimizi aydınlatmaya çalışmaktadır. Bu yıl bu tarihlerin birbirine yakın olması münasebetiyle Camiler ve Din Görevleri Haftası'yla Mevlid-i Nebi Haftası cem edilmiş, birleştirilmiş ve birlikte ihya edilmesine karar verilmiştir. Ve Camiler ve Din Görevleri Haftası ve Mevlid-i Nebi Haftası birleştirilerek bulunduğumuz günler, yani Ekim ayının başından ortasına kadarki süre Peygamberimiz cami ve irşat başlığı altında idrak edilmek, ihya edilmek üzere tespit edilmiştir. Muhterem kardeşlerim, madem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, camilerimizden ve irşat faaliyetlerinden bahsedeceğiz, bu bağlamda akla ilk gelen şey camilerin Allah'a ait olduğudur, Allah'a mahsus olduğudur. Kulluk kitabımız Cin suresinde ayet 18'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: Bismillah ve ennel mesacide lillah felâ ted'u me'allâhi ehada. Camiler, mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'ın yanına katarak hiç kimseye kulluk etmeyin. Çağrıda bulunmayın, dua etmeyin buyurmuştur. Camilerimiz evvel emirde varlıklarıyla İslam beldelerinin bağımsızlığının bir göstergesidir. Yani camilerin varoluşu ezan-ı Muhammedi'nin semalara yükselmesi o beldede Müslümanların yaşadığına işaret eden yegane şiar, yegane semboldür. Camilerimiz minareleriyle tevhidin, Allah'ın varlığının, birliğinin sembolüdür. Ezanlarıyla şehadeti ifade ederler. Eşhedü en la ilahe illallah ile Allah'tan başka ilah olmadığına şehadette bulunduğumuzu ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ifadesiyle de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna şehadetimizi ortaya koyan bir belgedir. Minarelerinden yükselen salalarıyla bir milleti dirilten ve ayağa kaldıran merkezlerdir. Camilerimiz minberleriyle İlmin, hikmetin ve marifetin mekanıdır. Kürsüleriyle hak ve hakikatin sesi, mihraplarıyla gönlümüzü esir almaya çalışan, bizi tutsak hale getirmeye çalışan günahlara, öfke, kin, nefret gibi her türlü kötülüğe karşı bir mücadele yeridir. Mihrap, savaş alanı, savaş mekanı anlamına gelir ki cemaatin önüne geçip imamet yapan,
hocamız, arkasında saf bağladığımız imam, hoca efendi, evvel emirde kendi nefsine ve şeytana karşı, beraberinde de cemaati temsilen cemaatin şeytanına karşı burada bir savaş verir, bir mücadele verir. Bir savaş mekanı, bir harp alanıdır mihrap. Az önce de ifade ettim değerli Müslümanlar, camiler bir milletin bağımsızlığının sembolüdür, simgesidir. O ülkenin Müslüman olduğunu ortaya koyan tapu senedidir. Ve camiler içinde bulundukları beldelerin Allah'a en sevimli olan yerleridir. Birlik ve beraberliğin merkezi, yüreği birlikte atanların bir arada aynı gaye için cem oldukları mekan ve cemiyetin merkezi konumundadır. Camiler cemiyetin merkezidir, merkezi olmak durumundadır. İslam toplumunda cami, vücudumuzda yer alan organlardan kalp gibidir. Hayatın akışını sağlayan kan, malumunuz bütün vücuda nereden pompalanır? Buradan. Kalpten gider kan bütün vücuda. Yani kan pompalama, kan dağıtım merkezidir kalp vücut için. İslam toplumuna da canlılık ve yön verecek enerji camilerden yayılır. Topluluklar manen camilerden, camilerdeki gönül buluşmalarından enerjisini alır ve hayat bulur. Dolayısıyla camiler hayatımızın içinde, hayatımız da camilerin içinde desek yanlış olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Müslim'in mesacit babında 288 nolu hadis olarak yer alır. Ehabbul biladi ilallahi mesaciduha. Beldelerin yerleşim mekanlarının en sevimli, Allah'a en sevgili olan yerleri camileridir. Yine bir hadisi şeriflerinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam camide vakit geçiren Müslümanı sudaki balığa benzetir. Der ki Müslüman camide sudaki balık gibidir. Yani orada bulunmaktan rahatsız olmaz, keyif alır. Orada hayat bulur Müslüman. Ama camide vakit geçiren münafıksa orada bulunmaktan bunalır, daralır, kalbine darlık gelir. Bu mekanların yani camilerin imar edilmesi, inşa edilmesi ve beraberinde de ihya edilmesi, yani caminin içinin doldurulması ve camide fiili, fiziki olarak varoluş sorumluluğunu yerine getiren Müslümanlardır. Ve bunlar için Yüce Rabbimiz, şu an önümde açık bulundurduğum şu kullu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi ayet 18'de şöyle buyurur. Bismillah. İnnemâ yâmuru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve ekâmessalâh ve âtezzekâh ve lem yakşe illallah fe'asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn. Sadakallâhu'l-azîm. Okumuş olduğum ayet-i kerime mealen şöyle der muhterem Müslümanlar. Allah'ın mescitlerini biz Arap dilinde camiye mescit diyoruz. Secde edilen yer, secde edilen mekan anlamında. Cami kelimesi de Arapça. Cami, Arapçadaki cema fiilinin ismi faili. Yani insanları toplayan, bir araya getiren, cem eden mekan anlamında. Cami, insanları toplayan, Müslümanları bir araya getiren mekan anlamında. Mescitte secde edilen yer, secde edilen mekan, alnın, başın, secde organlarının secdeye gittiği, secdeye vardığı mekan anlamına gelir. Mescid. Biz bunun adına ister mescid diyelim, ister cami diyelim, aynı kapıya çıkar. Allah'ın mescitlerini, camilerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazlarını dosdoğru kılan, zekatlarını veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayan kişiler imar eder. Yani camileri bunlar yaşatır. Kimler? Bir, men amene billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. İki,
ve ikamet salah, namazlarını dosdoğru kılanlar. 3 ve etez zeka, zekatlarını verenler. Bir diğer madde, dördüncü grup insan sınıfı, ve lem yahşe illallah, Allah'tan başkasından korkmayanlar. Bunlar camileri inşa ederler, imar ederler, içine doldururlar. Camilere karşı olan sorumluluklarını yerine getirirler. فَعَسَى اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ Bunların hidayet ermiş, doğru yola ulaşmış kişiler olmaları umulur. Yani doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Ecdadımızın hayatına bakacak olursak, değerli kardeşlerim, ecdadımız bir şehri imar ederken merkeze cami almıştır. Çarşının merkezinde cami vardır. Sonra geniş bir avlunun etrafına medrese inşa edilmiştir. Camiyle neredeyse bitişiktir. Bir külli olarak düşünülür zaten camiler. Sonra yanı başına fakir fukaranın, garip kurabanın, yetim yetemanın istifade edeceği aşevi yapılır. Sonra kıble istikametine doğru mezarlık inşa edilir. Sonra bunları çevreleyen alana da ticaret haneler ve sonra onların arkasına da evler inşa edilir. İslam'da mimarinin biçimi, tarzı bu şekildedir. Medine'de, İstanbul'da, Bağdat'ta, Kahire'de, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Buhara'da, Sivas'ta, Van'da, Endülüs'te, Mardin'de, Urfa'da, efendim daha sayabileceğimiz nice beldemizde örnekleriyle nice Fatihler, nice Süleymaniyeler, nice Selimiyeler, nice Kasımiyeler tarihin derinliklerinden günümüze bu gerçeği, bu hakikati haykırırlar. Zengin, fakir, köylü, şehirli, amir, memur, resmi, sivil, yaşlı, genç, siyah, beyaz, kadın, erkek, yerli, yabancı, herkesi bünyesinde toplayan yerleri, okulları, şifahaneleri, sonra sohbet, dini bilgi ve birikim kazanma yeri, sosyal iş ve ilişkilerin paylaşıldığı mekanlar, toplumsal ahlakın oluştuğu yerler buradan, camiden başlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır muhterem kardeşlerim. Cennet bahçelerine uğradığınız zaman nasibinizi alın. Ashab-ı kiramın bulunduğu bir mecliste Peygamber aleyhisselam böyle der. Cennet bahçelerine uğradığınız zaman nasibinizi alın der. Ve sahabe-i kiram sorar. Cennet bahçeleri nerelerdir ya Resulallah diye. Peygamber aleyhisselam da onların bu sorularına cennet bahçeleri camilerdir diye cevap verir. O halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze kadar hayatın, şehrin, ilmin ve medeniyetin merkezinde cami vardır. O yüzden cami ile ilgili olarak camiye gidip gelmeyi kendisine alışkanlık haline getiren, mutat olarak, düzenli olarak bir rutin halinde sürekli camiye gidip gelen insanlarla ilgili Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُولَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَشْهَدُوا لَهُ بِالْا۪يمَانِ Sadaka Resulullah. Allah'ın elçisi doğru söylemiştir. Şöyle demiştir Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insanın camiye gidip gelmeyi kendisine alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüz zaman onun imanına şahit olunuz demiştir. Bir insanın camiye gidip gelmeyi kendisine alışkanlık haline getirdiğini görürseniz o kişinin imanına şahit olunuz. Zira فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُولُ Az önce okuduk Tevbe suresi ayet 18'i. Zira Yüce Allah şöyle buyurmuştur. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ Allah'ın camilerini, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler imar ederler, yaşatırlar. Az önce okuduğumuz ayetin devamında namazlarını dosdoğru kılanlar, zekatlarını verenler,
ve Allah'tan başkasından korkmayanlar diye 3 sınıf insan daha zikredildi hatırlarsanız. Değerli kardeşlerim, şeytan bizi birbirimize düşürmek, aramızı açmak, aramıza tefrika sokmak ister. Bizi hiziplere ayırır. Bizi partileştirir. Sen şu partiyi tutarsın, öbürü o partiyi tutar. Sen bu takımı tutarsın, öbürü öbür takımı tutar. Birisi şuna oy verir, öbürü öbürüne oy verir derken şeytan kalpleri böler ve insanları birbirine düşürür. Yani aralarına bir nifak sokar. Ve herkes kendisini ait olduğu mezheple, meşreple, takımla, partiyle, sendikayla, vakıfla, dernekle, cemaatle, cemiyetle tanımlar hale gelir. Halbuki Kur'an'ın gösterdiği yürünecek olan yol şudur. Üniversitede görev yapıyorum ben, aynı zamanda Konya İl Müftülüğümüzün fahri vaizi olarak görev yapıyorum. 15 günde bir burada malumunuz siz değerli Furkan Camii cemaatiyle buluşuyorum. 15 günde bir de efendim mahallemizin Bulut Camii cemaatiyle buluşuyorum. Bir hafta buradayım, bir hafta oradayım. Üniversitede İlahiyat Fakültesinde çalıştığım kurumda öğrencilerim size şu okuyacağım ayet-i kerimeyi bir kartvizit haline getirmişler. Bir topluluk öğrencisi, öğrenci topluluğu ve bana hediye ettiler. Hocam size hediyemizdir bu diye. Ben onu uzun süre şurada vücudumun en önemli yerinde, kalbimin üzerinde taşıdım. Şu ayet-i kerimeyi yazmışlar o karta. Fussilet suresi ayet 33. Şöyle der Yüce Allah. Fussilet suresi ayet 33'te. Bismillah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Okuduğum ayet-i kerimenin meali şöyle değerli cemaatim. Allah'a davet eden, Allah'a çağıran, bir, salih amel işleyen, iki, ve ben Müslümanlardanım diyen, üç, bunlardan daha güzel sözlü kim vardır? Sözü bunlardan daha güzel olan kim vardır? Kaç sınıf insan saydı Rabbimiz? 3 sınıf insan saydı. 1. Kim Allah'a davet ederse, çağrısı sadece Allah'a olursa, bizim partiye gel, bizim cemaate gel, bizim işte mezhebe gel, bizim meşrebe gel, bizim takıma gel. Hayır. Allah'a gel, Allah'a gel. Aslında bu çağrı Allah'a gel çağrısı. Ey Müslüman, aynaya bak, şöyle bir silkelen, kendini bir tokatla şöyle. Gittiğin yol yol değil, kendine gel çağrısıdır bu. Kendine gel, kendine. Genç adam, genç kız. Alışverişte yalan söyleyen esnaf. Alırken satarken muhatabını kandıran insanlar. Verdikleri sözü tutmayanlar, yalan söyleyenler, haramdan korkmayanlar. Yapıyorum işte var mı diyeceğin diye harama meydan okuyanlar. Uyanın uyanın kendinize gelin der. Allah'a çağırır. Allah'ın kitabına gelin. Peygamberin sünnetine gelin. Çağrı budur. Hakiki çağrı budur. Ne der peygamberler? Tüm peygamberlerin ortak çağrısı budur. Ben size yanımda hazineler var demiyorum. Yani bizim takıma girerseniz, efendim benim arkamdan yürürseniz, yani ben size dünyalık şunları şunları vaat ediyorum dememiştir hiçbir peygamber. Ben sizi Allah'ı birlemeye, Allah'ı tevhid etmeye, Allah'tan başka hiçbir mabut tanımamaya davet ediyorum demiştir. La ilahe illallah. Çağrı budur. Allah'tan başka ilah yoktur. İşte kim buna çağırırsa ve amile salihan, salih amel işlerse. Salih ameli geçtiğimiz derslerimizde tanımladım ama zihinlerde kalıcı olmamış olabilir diye tekrar tanımlayayım. Salih amel ne? Salih amel şu. Yaparken Allah'ın rızasını gözeterek yapsın. Şeklen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetine muhalif olmayan, aykırı olmayan ve o eylemin sonunda
yüce Allah'tan sevap beklediğin amelin adı salih ameldir. Kalben Allah'ın rızasını gözetiyor musun? Evet. Peki bu eylemin, bu amelin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muvafık mı, uygun mu? Evet. Peki bu eylemin sonunda sen insanlardan bir aferin, bir teşekkür, bir alkış, bir şakşak beklemiyorsun. Ne bekliyorsun? Sadece Allah'tan sevap umuyorsun. Doğru mu? Doğru. O zaman yaptığın iş salih amel. O zaman üç sınıf insan sayıyor Fussilet Suresi'nde Yüce Rabbimiz. Ne diyor? Bir, Allah'a çağıran. İki, salih amel işleyen. Üç, وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ ve ben Müslümanlardanım diyen kişiden daha güzel sözlü kim vardır? Yani sen mi doğru söylüyorsun, ben mi doğru söylüyorum? Sen mi hak yol üzeresin, ben mi hak yol üzereyim? E terazi ortada. Terazi ortada. Çağrın neye? Çağrım Allah'a. Allah'ı birlemeye, Allah'ı tazim etmeye, Allah'ı tevhid etmeye, tehlil etmeye, la ilahe illallah'a çağırıyorum. Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur, hiçbir ilah yoktur. Davan bu mu? Güzel. Peki hayatında salih ameller var mı? Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için hayatında başta namaz olmak üzere, ki o dinin direği. Başta namaz olmak üzere hayatında salih ameller var mı? Var. Peki ağzını açtığı zaman kendini nasıl tarif ediyorsun? Biz dedikten sonra o zamiri, biz zamirini nasıl tefsir ediyorsun, nasıl açıyorsun? Biz Konya sporlar mı diyorsun mesela? Biz efendim Hadimliler mi diyorsun? Biz Çanakkale'liler mi diyorsun? Ya da ne bileyim işte biz efendim Köroğulları mı diyorsun? Ne diyorsun? Yani biz zamirini nasıl tanımlıyorsun? Biz hacılar mı diyorsun? Biz hocalar mı diyorsun? Biz esnaflar mı diyorsun? Ya da ne bileyim işte biz Allah'ın sevgili kulları mı diye ağzını açıyorsun? Ağzını nasıl açıyorsun? Siz kimsiniz? Biz Müslümanlar diyorsan sorun yok. Biz, yani Müslümanlar, yani İslam toplumu, yani Allah'a teslim olanlar, biz müminler diyorsan sorun yok. Allah seni kendi boyasıyla boyadı mı? Seni yarattı, kendi boyasıyla boyadı. Kendi ruhundan sana üfürdü mü? Üfürdü. O zaman Allah'ın o yüce ruhundan sana üfürdüğü o değeri koru. Çamurlaşma. Çamurlaşma. Esfeli safiliğine kendini düşürme. Edepli ol, ahlaklı ol, hayalı ol, namuslu ol, iffetli ol, takva sahibi ol. Allah'tan kork, tevazuyla başını önüne eğ. İnsanlara sesini yükseltme. İnsanlara kibirli davranma. İnsanlara tepeden bakma. İnsanlarla savaşma haksız yere. Haksız yere birisini darp etme. Haksız yere birisinin malına el koyma. Haksız yere birisinin arkasından konuşma. Haksız yere yetimin malına el uzatma. Yani teslim ol. Yani teslim ol. Adem Aleyhisselam ne dedi? Ben teslim oldum dedi. İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Ben teslim oldum dedi. Ve arkasından şunu ekledi. İnni veccehtu vecihiye lillezî feteras semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Ben yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a hanif bir mümin olarak döndüm. Ve ben müşriklerden değilim dedi. O zaman atan İbrahim'in yolunu takip et. İbrahim Aleyhisselam senin atan. Atanın izinden ayrılma. Atanın izini takip et. Adem Aleyhisselam senin atan. İnsanlığın ilk yaratılmış bireyi, neferi. İlk insan. Yani insanlığın atası. Takip et onun izini. Şaşırmazsın. Takip et İbrahim Aleyhisselam'ın izini, şaşırmazsın. İsa'yı takip et, Musa'yı takip et, Yahya'yı, Şuayb'ı, Salih'i takip et. En son Muhammed Aleyhisselam'ı takip et, şaşırmazsın. Onların yolu seni cennetten başkasına götürmez. Ama hocam yani onlar şimdi İsa, Musa diyorsun, İbrahim diyorsun, onlar yaşamıyorlar, doğru. Onların getirdikleri davetin adı da din, dinin adı da İslam'dan başkası değildi zaten. Adem Aleyhisselam'ın dini İslam'dı, İbrahim Aleyhisselam'ın dini İslam'dı. İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Davut Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Yakub'un, Şuayb'ın, İdris'in, Nuh'un, Hud'un, bunların hepsinin dinleri İslam'dı. Şimdi Hoca Efendi biraz sonra hutbe okuyacak.
Hutbede bazı hocalarımızdan duyuyoruz, duymaya alışırız. İnne dine indallahil İslam duasını okur hocalarımız. Şüphesiz ki Allah katında din İslam'dır. Kim İslam'dan başka bir din seçerse o din ondan kabul edilmeyecektir. Allah seni yarattı mı? Yarattı. Yaşatıyor mu rızıklarıyla? Yaşatıyor. Senin adını Müslüman olarak koydu mu? Koydu. O zaman senin başka bir isme ihtiyacın yok. Başka bir isme ihtiyacın yok. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ diyor Yüce Rabbimiz. Enbiya suresi ayet 107'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için. Alemlere rahmet olsun diye gönderilen bir önderin var önünde. Düş arkasına, bas onun ayaklarının bastığı izlerin üzerine, gir cennete. Ya eyyetühen nefsul mutmainne, irci'i ila rabbiki râziyeten merdiyye, fedhuli fî ibâdî vedhuli cenneti. Ey huzura ermiş nefis, dön Rabbine, gir şu kullarımın arasına, gir şu cennetime diye Allah sana ikram etmeyi bekliyor. Allah seni cennetine koymayı bekliyor. Senden onu umuyor. Ve sen bir günah işlediğin zaman, bir harama bulaştığın zaman Allah seni o günahtan kıskanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِنَّ اللّٰهَ غَيُورٌ Allah kıskançtır. Allah kulunu günahlara karşı kıskanır. Yani üzüntü hisseder kul günah işlediği zaman. Nefsine zulmetti, kendine yazık etti. Yani şu günahı işlemese de cehenneme girecek bir ameli kesbetmeseydi der, kazanmasaydı der. O yüzden muhterem Müslümanlar, madem içinde bulunduğumuz günden itibaren Ekim'in 15'ine kadar efendim Peygamberimiz cami ve irşat başlığı altında etkinlikler düzenlenecek, kutlamalar olacak, anmalar olacak efendim. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl gelecek hafta bugün idrak edeceğimiz Mevlid Kandili diye bilinen Rebiülevvel ayının 12. gecesi, malumunuz Hazreti Peygamber İslam'ın doğum günü. O günle efendim Ekim'in ilk haftasında idrak edilen camiler ve din görevlileri haftasını birleştirdi. Ve bir üst başlık halinde Peygamberimiz cami ve irşat başlığı altında bir başlıkla bu iki haftanın idrak edilmesini talep ediyor değerli milletimizden. Peki o zaman Peygamber Efendimiz akla gelince sallallahu aleyhi ve sellem onunla ilgili aklımıza gelen, gözümüzde canlanan ayetlerden birisi şudur. Kalem suresi ayet 64. Ve inneke la ala hulukin azim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen muhakkak yüce bir ahlak üzeresin. Huluk ahlak demek. Azim yüce, kıymetli, değerli. Yani sen yüce bir ahlak üzeresin. Peki ya hocam, bugün günümüzde o kadar çok fikir var, o kadar çok düşünce var, o kadar çok cemaat, cemiyet, işte ne bileyim, hizip, grup var ki ya ben şaşırıyorum ya, bunların hangisi doğru söylüyor ya? Birisi ak diyor, öbürü kara diyor, öbürü gri diyor, öbürü beyaz diyor, öbürü mavi diyor, biri yeşil diyor. Ne yapayım ben, şaşırdım. Şaşırma kardeşim, şaşırma. Size iki şey bırakıyorum diyor Peygamber İslam veda hutbesinde. Sarılırsan şaşırmazsın, sapıtmazsın diyor. Bak, birisi bu kitap, Allah'ın kitabı, El-Kur'anul Kerim, değerli kitap, yüce kitap, yüce Kur'an. İki, benim sünnetim diyor. Benim sünnetim. Peki o zaman şu ayeti okuyalım ve nokta koyalım sözlerimize. Bu başlık altında, Peygamberimiz cami ve irşat başlığı altında söylenecek çok söz var. Bir cuma vaazına sığmaz. O zaman hitamuhu misk kabilinden son sözümüz şu olsun. Madem önümüzdeki hafta cuma günü Mevlid Kandili diye bilinen günü idrak edeceğiz. Madem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamak üzere yeniden ve yine anacağız, ömrümüzün son nefesine kadar anacağımız gibi, o zaman Kur'an nasıl anıyor Muhammed'i Aleyhisselam, biz de öyle analım ve dersimize nokta koyalım. Sure El-Ahzab ayet 21. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor muhterem Müslümanlar. Bismillah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Muhakkak ki gerçekten sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar, takip edin, kaçırmayın. Bir, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar. İki, Allah'ı çok zikredenler için Allah Resulü'nde çok güzel bir örnek vardır. O zaman Allah'a kavuşmayı umuyor musun? Şüphen mi var? Muhakkak. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak biz Allah'tan geldik ve yine muhakkak ona döneceğiz.
Allah'a kavuşmayı umanlar, ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve bir de Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır. O zaman aç Mevlid-i Nebi haftasında bu hafta sonunu değerlendirebilirsin. Böyle ince hacimli, çok büyük hacimli olmayan bir siyer kitabını, bir peygamberimizin hayatını konu alan bir kitabı oku, okumaya çalış. Hocam ben okuyamam. Peygamberimizin hayatını anlatılı bir sohbete git o zaman. Yakında başlatır mıyız bilmiyorum. Daha programlarımı henüz planlamadım. Geçtiğimiz dönemlerde malumunuz yaklaşık 8 ay devam ettirdik kış döneminde. Her pazar öğle namazından önce burada Ufran Camii'mizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini içeren Riyaz-ı Salihin adlı hadis kitabından okumalar yaptık. Şayet tekrar bu program başlatacak olursak inşallah gelecek cumalarda duyururuz ve sizi davet ederiz veya belki bir afişle camimizin girişine asarız, haberdar olursunuz. Yüce Rabbimiz bizi kendisine kul ve kutlu elçi Muhammed Aleyhisselam'a ümmet eylesin. İçinde bulunduğumuz bu haftada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şu ana kadar anladığımızdan daha iyi anlamayı, şu ana kadar onun sünnetini ihya ettiğimizden daha çok sünnetini ihya etmeyi, şu ana kadar kazandığımız, kesbettiğimiz helallerden, sevaplardan daha fazlasını kesbetmeyi, kazanmayı cümlemize nasip ve müyesser kılsın. Yüce Rabbimiz o kutlu elçiyle bizi burada topladığı gibi, cemiyeti gibi, ruzi mahşerde ameller tartıldıktan, hesaplar görüldükten, sırattan geçildikten sonra cennette onun havz-ı kevserinin başında, onun sancağı altında cem etsin, bir araya getirsin. Bizi ve sevdiklerimizi şeytandan, şeytanın dostlarından korusun. Nefislerimizden ve amellerimizin kötülüklerinden bizi muhafaza buyursun. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.